Efendim ama şöyle bir şey, patron olan sizsiniz ama. Yok estağfurullah, ben patron şimdi, değilim. Evet efendim. Hoca aslında şöyle, kızım sana söylüyorum, gelinim sen duy. Alişer Bey'e söylüyor, Burak Bey atıf yapıyor. Ha, anladım, peki. Peki, şimdi bir Burak iki Peresi konu daha dur, bir iki konuya geçmeden bir şey söyleyeceğim. Şu matematikte program müfredat değiştiriyorlar, zırvalıyorlar. İntegraldi, kümeydi, mantıktı, bunları kaldırmaya çalışıyorlar. Bu Milli Eğitim Bakanı'nı Cumhur Reisi acil olarak görevden almazsa Türkiye'nin altına dinamit koyuluyor. Böyle saçma sapan zırva iş olamaz. Alınsın dediğinde de alınmayacak evet, garanti. Biliyorum yani Erdoğan da böyle şeylere tepki gösteriyor. Ya Sayın Cumhur Reisi Allah'ın aşkına tepki gösterme. Şu adamı al. Şu adamı al. Matematikten integralin çıkartılması ne demek? Bu adamın dünyadan haberi yok ya. Dünyadan haberi yok. Tamam, ideolojik meseleden oturttun oraya, ülkenin geleceğini düşün. Cumhur Reisi lütfen ne olur ülkenin geleceğini düşün. Bak sıralamada rezil durumdayız ya. Dünyada sıralamada. Sıralamada rezil durumdayız. Matematik. Onu hadi bir öğretmen yalnız olarak. Çok enteresan bir şey var. Neyse bunu seninle konuşmak istiyorum. Hoca niye sırtını dönüp konuşuyor? Yok, ama onunla ilgili arkasından konuşacağım. Cumartesi günü de. Cumartesi günü de Turan Çömez aynı bu şekilde Sayın Erdoğan'la konuştu. Orada bir şey var yani, o ha, kameranın kamera içinde bir şey ha, görüyorlar. Ben söyleyeyim. Gerçekten ama ya bak, böyle bir şey olamaz arkadaş. İşin, Yusuf Tekin'i alacaksınız görevden ya. Hocam Yusuf Tekin'i görevden almazlar. Alsınlar, Bahama Adaları'na tatile göndersinler. Yusuf Hoca kendisine göre başarılı. Hiç başarılı AK değil. AK Parti'ye göre de başarılı. Zerre kadar başarılı hocam, değil. Hocam işte size göre başarısız olunca zaten başarılı. Sorun o. Ama çok kritik bir bu kadar şeyden uzun bahsediyor. Kesinlikle. Bak bu kadar, o işin bakın, espri kısmı ayrı. Bakın kardeşim. Yani bilmediğim bir mesele. Bilmiyorum yani, gerçekten bak, bilmiyorum. Yani matematiği. Bir. Gerekçe ne hocam? Arkadaş ya gerekçesi yok. Gerekçesini söyleyeyim. Hı hı. Türk öğrencisini aptallaştırmak. Ya bakın Nobel'de matematik ödülü dağıtılmaz. Niye? Bilim diye kabul edilmez. Niye? Hepsinin temeli çünkü. Hepsinin temeli. Bu söylediğim üç alan diyor ki matematikten mantığı kaldıracağız. Ve bunu üç kişi mi, beş kişi mi, altı kişi mi karar veriyor? İçinizde matematikçi var mı baylar, bayanlar? Erkek misiniz, kadın mısınız? Onu da bilmiyorum kimsiniz, bu heyet kim? Ama bildiğim tek bir şey var. Yusuf bakayım Tekin bir. Buraya tayin edildiği andan itibaren anladım ki Türk milli eğitimi çöküşe götürülüyor. Bu işin arkası söyleyeyim. Bu işin arkası dünyanın dördüncü sınıf ülkesi olmaktır. Evet. Ülkesi olmaktır. Ya antik çağda bile akademiyaların kapılarında yazılırdı ki matematik bilmeyen giremez, geometri bilmeyen giremez. Hocam biz sizden önceki bölümde bir yaklaşık bir saat bu konuyu konuştuk. Ve hangisini? Şey, matematik bu meseleyi. İyi yapmışsınız. Bu meseleyi. Teşekkür ederim. Hatta hocamız vardı. İyi yapmışsınız. Şey dedi ki Öner Hoca, yani bize gelen öğrenci bunu bilmezse biz devam olmaz. Edemeyiz üniversitede. Efendim bak şimdi benim bak, bildiğim bir konu değil. O yüzden yorum yapamıyorum bak, ama bak, bir araştırmak lazım. Bütün bunu niye söylüyorum? Arkadaş. Gerekçe ne sunmuşlar? Arkadaş bak ben. Niye söylüyorum bunu? Benim lisans mezuniyetim ne? Fizik, matematik. Hı hı. Değil mi? Çift anadal. Bu kadar yıl askeri okullarda fizik hocalığı yapmışım. Ondan sonra sosyal bilimler benim master doktora alanım. O eski şeyleri konuşuyoruz ya, iş yerleri, dükkanlar meselesi Nevzat. Sait Sevgener Hoca'yı hatırlıyorsun. Evet. Kulakları çınlasın. Evet. Onların Eyüp Sultan'da fırınları vardı. Biliyorum hocam. Benim meslektaşımdır Sait. Bir şey söyleyeceğim sana. Kuruluş tarihi kaç biliyor musun? Çok eski. 1880. Eyüp Halk. 1880. İpek Kandiller'de bu halkası çok meşhurdu İstanbul'da. Ne oluyordu biliyor musun? Yüzlerce metre kuyruk İstanbul, bütün İstanbul'la akıyordu oraya. Kuyruklu Amerikan arabaları öyle, kuyruklarda insanlar kuyrukta. Sabah simitleri. Oranın evet, oranın bu kandil simitlerinin halkaları falan var ya, o tereyağlı. Aman Allah'ım hocam, ya Rabbi. Bak ben fırıncıyım. Bir sonra ne oldu biliyor musun? Kapandı. Bir kandil simidinin kapandı. Gerçek kaliteli olup olmadığın temel göstergesi içinde mahlebin olup olmadığıdır. O kandil simidi kokacak böyle. Peki örnek görebilecek miyiz zaten? Hocam.